Rodos güneydeki Dalmazon'u kuzeye doğru dik açıyla Ege kabuğu altına doğru dalmaktadır. Bu dalmanın ulaştığı derinlikler Rodos hendeğinde 10 kilometre civarında olan depremler Marmaris'in ve Datça'nın altında 70 kilometreye kadar ulaşmaktadır. Bunun anlamı bu bölgede dike dalan bir okyanusal kabuk ve bu kabuğun üzerindeki kıtasal kabuk dediğimiz adaların Marmaris'in Bodrum'un kabuğu yer almaktadır. Buradaki deprem tarzı bu derin depremler yani Akdeniz kabuğu ile Ege kıtasal kabuğu arasında yani Akdeniz okyanus kabuğu ile Ege kıtasal kabuğu arasındaki bu dalma batma zonu, dalarak batarak bu zon da büyük deprem potansiyeline sahiptir. Bu zon üzerinde seçilmiş bölgede yaptığımız haritaya bakınız ve listeye bakınız. Burada 6 üzerinde 5,5 yani son 20 yıl içinde 15 kadar 5'in üzerinde depremler ondan fazla 5,5-6'ya yakın depremler olmaktadır. Bunlar bu iki kabuk yani kıtasal kabuk ile Marmaris ve Bodrum kabuğunun ile okyanus kabuğunun arasındaki dalma zondaki sürtünmeden kaynaklanan depremlerdir. Burada kitli zon kırıldığı zaman 1000 kilometrelik bir yüzeyi kırarsa 7'lik bir deprem yaratır. Buradaki 6'lık depremler 100 kilometrelik bir yüzeylerin yırtılmasıdır. Bu da iki kabuğun arasındaki kilitlenmiş bölgenin çevresindeki yırtılmalardır. Ana stres iki kabuk arasındaki kilitlenmiş bölgededir. Bu da bölgedeki depremler kıta kabuğu içindeki karadaki depremler sığ depremlerdir ve daha küçük depremlerdir. Buradaki ise oluşacak deprem daha büyük bir deprem potansiyeline sahiptir. Ve bu 2000 yılından beri çalışan bir sistem olarak takip ettiğimizde burada kırıldığı zaman 7'lik bir deprem yapacaktır. Ama yani buradaki ana kırılma hakkında zaman farklı bir noktada işlemektedir. Onu bilemiyoruz. Marmara Denizi'nde yaptığınız batimetri, bu batimetri Namık Aysal ve Direnç Azaz tarafından kontrollenerek yapılmış ve Marmara Denizi'nin tabanını metre metre kontrolladığımız bir harita ortaya çıkmıştır. Bu harita verileriyle Marmara Denizi'ndeki risk kavramını yeniden ele alıyoruz. Bir numaralı haritada doğuda Çınar Çukuru, ortada Silivri Çukuru ve Batı Marmara Sırtı'nı görmektedir. 99 depreminin kırıldığı fay Yalova Çınarcık'tan güneye İmralı'ya doğru gitmektedir. Diğer tarafta ise Kumurgaz Çukuru'ndaki riskli fay batıya doğru uzanmaktadır ve haritanın ortasında görüldüğü gibi orta Marmara Sırtı'nı kesen bir fay söz konusu değildir. Keza Adalar Fayı dediğimiz Yalova'dan Yeşilköy'e kadar uzanan, Yeşilköy'den de Büyükçekmece'ye kadar uzanan bir fay söz konusu değildir. Bütün yalgı bu fayı Kuzey Anadolu fayı olarak kabul edip fayı buraya uzatmaktadır. Oysa bu fay Kuzey Anadolu fayı değil, Marmara Denizi açılırken çalışmış bugün ölü bir faydır. En azından bir şey bir faydır. Bu nedenle de Kumurgaz Çukuru'ndaki fayın 30-40 kilometrelik fayın doğuya doğru yani Yeşilköy'e kadar uzatılan bir 30 kilometrelik kesiminde bir fay söz konusu değildir. Keza Yeşilköy'den de Yalova'ya kadar giden kesimlere bir fay söz konusu değildir. Bu durumda ne 70 kilometrelik 7.2'lik deprem ne de Silivri'den başlayıp Yalova'ya kadar giden 130 kilometrelik 120 kilometrelik 7.5'lik deprem söz konusu değildir. Kumurgaz Çukuru ve doğuda Çınar Çukuru'nu ile bunlar arasındaki orta sırtı gösteren bu harita bize orta sırtın bir fayla kesilmediğini yani sarı çizgilerle orta sırtın sınırlarını belirleyen bu sırtın bir Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar giden bir fayla kesilmediğini açıkça göstermek için konmuştur. Ve diğer tarafta batıda Silivri Çukuru, doğuda Çınar Çukuru arasında yer alan bölgede tek bir fay yoktur. Bir kumurgaz fayı söz konusudur 30-40 kilometre ama bunun devamı olarak sıçrayarak Büyükçekmece açıklarından Yeşilköy'e kadar giden bir fay söz konusu değil. Batı Sırtı, Silivri Çukuru ve Kumburgaz Çukuru'nu gösteren bu haritada Batı Sırtı 1912'deki fayla kırılmış ve 8 kilometrelik bir atımla yırtılmıştır.
Bu 1766 ve 1912'de depremleri gibi 4 metre atımlı 2000 tane fayla yırtılmış bir Yunus balonunun ortadan kesilerek güney kesiminin batıya doğru hareketini ifade eden, yani fayın boyunca Marmara Adası'nın 8 kilometre batıya doğru gittiğini göstermektedir. Kumurgaz Çukuru'nda ise böyle bir yanal hareket yoktur. Çünkü Kumurgaz Çukuru ters faydır. Yukarıda Silivri Kumurgaz düzlüğü Kumurgaz Çukuru üzerine bindirerek ters fay olarak kırılmıştır. Batı sırtı kırılarak nasıl 8 kilometre atılmışsa, oysa Avcılar Karşı'daki orta sırt kesinlikle bir fayla kırılmamış. Bu da bu işin bel kemiğini oluşturmaktadır. Yani Marmara Denizi'ndeki depremselliğin 7'dir, 7,5'tür, 8'dir gibi bir sürü söylentiyi görüntülerle yok eden bir veridir. Yüzlerce laf yerine bu görüntü, yani Kumurgaz Çukuru'ndaki fay attığı Büyükçekmece'den başlayıp Belgizli Avcılar Karşı'daki sırtı kesip Yeşilköy'e kadar uzanmamaktadır. Bu da o zaman 7.70 kilometrelik fay varlığını yok eder, çürütür ki bu da aynı şekilde 7.2'lik deprem olasılığını yok eder. Tersine depremin yalnızca Kumurgaz Çukuru'nda olduğunu gösterir. Bu boyutuyla olaya baktığımız zaman 7.5'lik deprem olgusu Yalova'dan başlayıp Yeşilköy'e kadar giden fayın 60 kilometre, ona 30 kilometre Yeşilköy ile Büyükçekmece arasındaki fay eklenerek 90 kilometre ve Kumurgaz Çukuru'nda 40 kilometrelik fay eklenerek 140 kilometrelik bir fay 7.5 deprem denmektedir. Oysa bu kesimin ne Yalova Yeşilköy arasındaki kesim faydır, ne de Çekmece, Yeşilköy Çekmece arasındaki fay söz konusu değildir. Yukarıdaki resim gerçekten Kumurgaz Çukuru'ndaki fayın Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar, Yeşilköy'den Gaziköy'e kadar uzandığı modelini bütünle çürütmektedir. Çünkü Yeşilköy'den Büyükçekmece'ye kadar giden bir fay söz konusu olmadığı gibi bir düşey fay, Yeşilköy'den Yalova'ya kadar giden fayda düşeydir. Bu boyutuyla Kuzey Anadolu fayı 99 depreminin kırıldığı rota olarak Yalova'dan Yeşilköy'e, Yeşilköy'den Çekmece'ye kadar uzanan bir fay modeli gerçekçi değildir. O fay Yalova Çınar'dan güneye doğru gitmektedir. Bu durumda ne 170 kilometrelik Yeşilköy'den Gaziköy'e kadar giden bir seferde kırılmalık 7.7'lik deprem ve bununla Çaykan'ın yaptığı 7.7'ye göre deprem senaryosu, ne Silivri Çukuru'ndan Çınar Çukuru'na, yani Silivri açıklarından Kumurgaz Çukuru artı orta sırtı kat ederek Yeşilköy'e kadar uzanan 70 kilometrelik fay söz konusu olmadığı için 7.2'lik deprem söz konusu değildir. Bu da Çaykı tarafından yapılmıştır. Daha sonra oysaki Kumurgaz Çukuru'ndaki 6 kilometrelik 6.5'lik deprem, büyüklüğü deprem bir ters fayda 10 kilometre uzunlukta, derinlikte ve 40 kilometre uzunlukta bir fayın yırtılmasıyla gerçekleşmiştir. Hiçbir şekilde bu faydan Yeşilköy'e kadar, Yeşilköy'den de Yalova'ya kadar uzatarak 140 kilometrelik, 130 kilometrelik fay ve 7.5'lik deprem söz konusu değildir. Ve belediye 7.5'lik depremle senaryo yapması aslında temeli olmayan bir fay modeli üzerinden deprem sonrası yapılmasıdır. Geçen yıl Silivri'de olan deprem, American Geological Survey'den Rothstein ve Todo tarafından kolomb stres çözümlemesi yapılmış ve bu çözümlemede bizim Türkiye'deki bilim adamlarının işte Silivri'de deprem bütün Marmara fayını tetikledi, depremi yakınlaştır gibi söyleminin tamamen temelsiz olduğunu, bu fayın bir ters fay olduğu ve bu fayın, bırakın bu Marmara'daki fayı tetiklemesi, Kumurgaz Çukuru'ndaki fayı da stresini düşürdüğünü, yani ve burada bu fayda önümüzdeki yıllarda 6.5'lik deprem olma ihtimalinin %4 olduğunu vurgulamıştır.